Geçtiğimiz günlerde, hatta dün, İspanya'nın başkenti Madrid'teydim. Sosyalist Enternasyonel'in toplantısına gittik. Bu kadar yoğun gündemin içinde. Oraya gittim, karşımda 140 ülkenin temsilcisi var. Dünyadaki sol, sosyal demokrat, sosyalist partiler. Dayanışmayı güçlendirmek, bütün dünyada solu yeniden yeni rüzgarlara arkasına almak için hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız. Orada imkanı bulunca bunların 30'dan fazlası ülkelerinde iktidar. Örneğin İspanya'nın başbakanı Pedro Sanchez, Sosyalist Enternasyonel'in başkanı. Dünyada çok etkili liderler orada olunca onlara Hamas'ın yaptığı saldırılardan sonra İsrail devletinin giriştiği zalimce saldırıları, 30 bin kişinin hayatını kaybettiğini, Filistin'de çocukların, kadınların katledildiğini, solculara, sosyal demokratlara zulme karşı susmanın, çocuk ölümlerine karşı sessiz kalmamanın yakışmayacağını, bu konuya hep beraber müdahale etmemiz gerektiğini, Nisan ayında benim Filistin'e gideceğimi, Filistin'in Türkiye solunun, Bülent Ecevit'in ve Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının büyük meselesi olduğundan hareketle önemli çağrılarda bulundum ve ikili temaslarda da bu konuda sosyal demokratların, sosyalistlerin mutlaka akan kanı durdurması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış söylemine uygun olarak barış için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Ben o saatlerde dünyanın önemli liderlerine Filistin'deki mezalimi durduralım derken beyefendi Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daymış. Sakarya'da konuşurken meydandan bir tane pankart açılmış. Pankartta diyor ki Filistin'le utanç verici ticarete son verin. O pankartı İsrail'le utanç verici ticarete son verin. O pankartı açanlar AK Parti mitingine gidenler. O pankartı açanlar geçmişten beri milli görüşçüyüz diyenler. O pankartı Türk polisine toplatan, işte üzerindeki milli görüş ceketini, gömleğini çıkardım diyen Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı, İsrail'in görülmez en büyük müttefiki Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz Filistin'i savunurken o pankartı toplatanlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Balıkesir bizim komşu kentimiz. Soma'da 301 madenci hayatını kaybettiğinde bunun 31 tanesi Savaştepe'dendi. Ben Soma maden faciasını anlatırken hep şunu söylerim. Soma sadece Manisa'nın değil, aynı zamanda hem İzmir'in Kınık, Bergama üzerinden, hem Balıkesir'in Savaştepe üzerinden, hatta Bartın'ın, Zonguldak'ın, Kastamonu'nun faciasıdır. Çünkü bu memleketlerden madenciler orada hayatlarını kaybettiler. Şimdi İliç'te 9 arkadaşımız, 9 evladımız toprak altında kaldı ve maalesef artık orada bırakıldı. Bunun tek sebebi vardı. Birileri paraları istiflesin diye çıkan atıkları dağ gibi istifleyenler. Soma'daki tehlikeye dikkat çekenleri duymadıkları gibi İliç'teki madencilerin feryadını duymayanlar. Bu maden ısınıyor, başımıza bela olacak dendiği gibi bu dağ çok yükseldi, çatlaklar var, bir gün hepimizi önüne kaçacak diyenleri dinlemeyip paranın peşinde koşanlar İliç faciasına sebebiyet verdiler. Orada o facianın yaşanmasına sebebiyet veren imza çevresel etki değerlendirme raporunun imzasıdır. Onun altında imzası olan dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum'dur. Ne alakası var benimle dediği imza, heyelan riski yoktur diye attığı
evlatlarımızı felakete sürüklediği bir imzadır. Bundan sonra vatandaşlarımızdan talebimizdir, uyarımızdır. İliç felaketinin müsebbibini İstanbul'un felaketi yapmasınlar. İstanbul'un felaketine engel olsunlar. Biraz önce il başkanımız bahsetti. Ahmet Akın asla ve asla siyasi polemiklere girmiyor. Bundan sonra da girmeyecek. Ahmet Akın parti siyaseti yerine hizmet siyaseti yapacak. Ahmet Akın parti ayırmadan Balıkesir'in yüzünü güldürecek. Ama bir de Balıkesir'in yüzünü öne eğdirenler, Balıkesir'in anasını ağlatanlar, Balıkesir'i soyup soğana çevirenler var. Şu anki belediye başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'de Sayıştay denetçileri tarafından, bakın 23 yıldır AK Parti iktidarı Sayıştay denetimini işlevsizleştirmeye çalışıyor. Etkin rapor yazanları uzaklaştırıyor. Rapor kapsamlarını daraltıyor. Kitapçıkların eklerini meclisten saklıyor ki yaptıkları ortaya çıkmasın. Sayıştay'ın başına kendine yakınları atıyor. Sayıştay'daki daireleri onlarla baskılıyor. Bu kadar baskı altındaki Sayıştay dahi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ndeki büyük yolsuzlukları görmezden gelememiş.